Agalarım herkese selamlar diyerekten başlayalım. 17 Şubat 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Ve sizlere beğenilerden dolayı çok teşekkür ederekten de bir adet de ideal kombine vereceğim sizlere. Cumartesinin ideal kombinesi sizlere verecek oldan olacağım kombinedir. Sizlerden tek ricam aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi eksik etmeyin. Artı 500'ün üzerinde beğeni geldiği takdirde ben sizlere kombine yap önerisi yapmaya devam edeceğim bilginize. İsterseniz başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız cumartesi gününden Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'nin maç skoru ne olur yorumlara yazın. Yine cumartesi olması kaynaklı Bilen 3 arkadaşımızı gruplarımızda misafir edeceğiz. Galatasaray Sparta Pırak maç skoruna ne dedik? 3 kişi alacağımızı söyledik. Abdullah Ağır, Eyüp Arlı, İsmail Ölçelik isimli arkadaşlarımız kazandı. Bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabından benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Buraya her türlü, her türlü soru, görüş, öneri, gruplara gelmek isteyenler, bilgi almak isteyen herkes de benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilirler. Tek kelimeyle resital dedik ve Perşembe günü yapmış olduğumuz tercihlerden 7 tercihin ideallerinden yüksek olanlara baktığımız zaman sadece tek bir mücadelemiz yaptı. Galatasaray, Prag ilk yarı Kornel. Galatasaray dedik Kornel ilk yarı 2-2 bitti. Diğer bütün maçlarımız Feyenoord, Lisbon, Molde, Benfica, Ajax, Milan. Bütün maçlarımız idealleriyle, yüksek olanlarıyla kazandırdı. Kazan sağlayan çok kişi fazla kişi var. Tebrikler, bereketli olsun diyerekten devam edelim. Aynı şekilde sizlere 174 oran vermiş olduğum grupta sizlere değil de gruba verdim. 174 oran Tenor Roma maçına maç sonu 0. Young Boys Lisbon maç sonu 2 2.5 üst. Galatasaray Prag maç sonu 1 KG var. Sağdan devam edelim. Ajax Bodo 3.5 üst. Milan Ren maç sonu 1 3.5 alt. Oranlar inanılmaz yüksek. Tek yatan Sturm Graz maç sonu 1 4.5 alt dedik. 90'da gelen golle Sturm Graz da galip geldi bu arada. 90'da golen golle 5 golle bitti inanılmaz 174 oran olarak verdim. Yine hafta sonu da aynı şekilde bu şekilde oranlar vermeye devam edeceğim. Gruplarımıza katılmak isteyenler de oradan zaten bu tür 174 gibi oranları görebilirsiniz. Yüksek mislere baktığımız zaman da aynı şekilde yüksek misler vermeye devam ettik. Bülten güzeldi. da sağladık. Benfica'ya mi? izledi mutlaka. Benfica son anda gelen iki tane penaltı ile attı. 90 +7'de gelen penaltı golüyle 2100 misli oynamıştık. Gerçekten mutlu olduk kasaya artı yazdırdık. Aynı şekilde baktığımız zaman da Avrupa yüksek, yüksek mislimiz vardı. 2000 misli olarak önerdik. Young Boys maçına 1.5 üst. Galatasaray maçına 1.5 üst. Ajax maçına 1.5 üst olarak da burada kasayı biz yönettiğimiz için yani her türlü misli önermek zorundayız. Bununla kalmadık zaten. Canlı olarak yüksek mislerimiz de oluyor. Canlı olarak de izlediğimiz maçlara diyoruz ki 500, 700 alabileceğimiz şekilde yüksek misli de bu şekilde misli canlılarda vermeye devam ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman da ideal kombinlere iki adet ideal kombinem vardı. Perşembeden solda gördüğünüz kombine Mina'nın galibiyeti Ajax mücadelesine iki uç küs olarak verdik. Bunu tertemiz içeri aldık. Yatan kombinem Galatasaray kombinindeydi. İlk kere kombineli Galatasaray'dı. O başarısız oldu. Canlı olarak gruplarımıza zaten devam ediyoruz. Canlı maçları izleyerek de her türlü kazan sağlamaya devam ediyoruz. Herkes açık Telegram grubuna da çok yoğun bir ilgi var. Açıklama ve yorumlar kısmında link linki mevcut. Gerçekten buraya çok fazla ilgi var. Sizler de mutlaka katılabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama yorumlarda link var. Burası da ücretsizdir diyerek başlayalım. Sizlerden ricamız artı 5 üzerine beğeni beklemektir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeni ve yorumlar geldiyse ben Antalya İstanbul başlamak istiyorum. Antalya Spor'un burada galibiyet parolasıyla çıkacağı bir mücadele. İstanbulspor'da Spor'da iki tane kırmızı kart cezalısı var. Onu belirteyim. İlk 11'den isimler bunlar. Antalya'da, Antalya'da bu fırsatı değerlendirmek isteyecektir. İki maçtır yenilen bir Antalya var. Kupayı sayarsan 3 mücadele. İstanbulspor'u böyle yakalamışken ve İstanbulspor'un oynamış olduğu oyuna baktığımız zaman da yarınlar yokmuşçasına oynuyor ve risk alan bir oyunu var. Burada ben Antalya'nın kendi evinde 2 gol atmasını bekliyorum. Antalya Spor'un atacağı 2 golü zaten burada idealden 1-43 gibi oran açmışlar. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İstanbul Spor'da pozisyon buluyor ki maçın beklentisi 2-1 ayarında veya 3 gole gidebilecek bir potansiyeli var. Antalya'nın 2 golünü aldıktan sonra 2.5 üstüne bir yaparsanız da yüksek oranıyla ile birlikte 1.99 gibi orandan da yaklaşık 2 orandan da yüksek orandan değerlendirirsiniz. Brentford'la Liverpool karşılaşması. Ben burada Liverpool tarafındayım. Liverpool'da yani zirveyi oynuyor. Kulübü biliyorsunuz. dedi açıkladı. Ben bu yıl Liverpool'da son dedi. Şampiyonluk için burada Brentford'a karşı üstün gelmek isteyeceklerdir. Zor bir mücadele erken seans bir karşılaşma. Erken seansta sürprizler çıkabiliyor zaten biliyorsunuz. Brentford takımına da Afrika Kupası'nda Bissa vesaireler vesairedir. Bunlar da takıma döndü. Cumhattan önemli isimler. Geçiş oyunuyla Liverpool'u vurabilecek bir takım Brentford takımı. Fakat ben burada galibiyet parolasıyla zor bir galibiyet de olsa Liverpool'un galip gelmesini bekliyorum. Maç son iki ideal tercihim olacaktır. Ve şunu söyleyeyim. Liverpool burada kazanırsa tek farklı galibiyet yani handikap 0 3 0 5 gibi oranlarla da bir Sisteme atılabilir bu. Onun dışında skor beklentimde 2 birlik bir Liverpool galibiyeti olduğunu da söyleyeyim. Haydanam'la Bayer Leverkusen mücadelesi. Leverkusen tarafına yönelecek Neden? En son Bayer Münih'i yenmişsiniz. Şampiyonluk yarışındasınız. Yani o maçın anlamı ben bunu her zaman söylerim. Büyük bir takım, büyük bir takımı yendiği zaman şampiyonluk yarışında diğer mücadelesinde kazanır. Genellikle kazanır daha doğrusu. Çünkü o maçın anlamını anlayan 3 puan almışsın. Bu maçta 3 puan anladın mı? Bayağı Münih'i sen geride bıraktıysan geride bırakmaya bu haftalarda devam etmen lazım. Ki Xabi Alonso'nun kenarda nasıl bir tam bir buzdolabı. Spiker'in de söylediği gibi. O yüzden disiplinelden bırakacağını düşünmüyorum. Bayer Leverkusen bence burada en az 2 gol atarak kazanır zaten. Bu maçın ideali olsun. 1.30'larda bir oranı var. 1.40'a yakın. 1.38 bandında. 1.5 üstündeki Bayer Leverkusen kazanır. Biraz daha oranı arttırmak isteyenler varsa 2.5 üstünde 2 üstündeki yaparaktan da oranı biraz daha yükseltebilir. Burnley ile Arsenal karşılaşması. ideal kombinemizin ilk karşılaşması. Arsenal son mücadelesine 6 attı. Arsenal'in biraz son 2 maçları özellikle vites yükselttiğini söylemek lazım. Bu vitesle birlikte Burnley'in de karşısında duracağını düşünmüyorum açıkçası. Arsenal kazanır kazanırken nasıl kazanır diye baktığım zaman da ideal kombineyi şöyle ekledim. 1.5 üstüne 2 yaparaktan da ekledim. Zaten mücadelede skor beklentisi 3-0 ayarında Arsenal'ın net bir şekilde galibiyeti. Herhangi bir yüksek kuran vermiş miyim? e, ee, şöyle yapmışım. İsteyen de 2.5 üstüne 2 yaparaktan da buradan da bir değerlendirme yapabilir demişim. Ama ben 1.5 bir üstüne birini ideal kombineme ekledim. Arada bir tane maç atlamışız. Hoffenheim ile Union Berlin karşılaşması. Ben de burada Hoffenheim tarafındayım. Hoffenheim de uzun zamandır kaybediyor. Son mücadelesini izledim. Union Berlin de aynı şekilde son mücadelesini izledim. Union Berlin son mücadelesini kendi evinde kazandı. Fakat Bundesliga'da deplasman karnesi en kötü takımlardan bir tanesi Union Berlin. Hoffenheim'ın bir reaksiyon vermesi lazım artık bir yerde. Ben burada ideal olarak şunu aldım. Diğer seçeneğinde bulunan... Hoffenheim bir yarayı kazanır oranı 1.44 aga. Bence Hoffenheim burada bir yarayı kazanacaktır diye düşünüyorum. Hatta benim beklentim ne söyleyeyim. Hoffenheim'in maçı kazanmasını bekliyorum ben zaten. İdealden Hoffenheim'in bir yarayı kazanmasını riskli olarak veya yüksek oran almak isteyenler varsa doğrudan maç sonu birini Hoffenheim tarafına yönülebilir bir Hoffenheim'e bir galibiyet aldırmanın zamanı geldi. Fulham-Aston Villa karşılaşması. Ya bu mücadelenin normalde para gidilir. Fakat 3-0 var mı diye baktığım zaman da her iki tarafa da 3-0 var bence. Özellikle Fulham son dönemde iyi bir futbol sergiliyor. Yani art arda galibiyetler aldığını söyleyemem ama oynamış olduğu oyun gerçekten iyi. Burada Aston Villa mağlubiyetler yaşıyor. Orada bir çalkalanma var. Fakat ben mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. Tek tercihim burada mücadelede 2.5 üst olacaktır. Karşılayacak goller de okey. Fakat 3-0 var mı sorarsanız yani Aston Villa en son 20 dakikada 5 tane attı. Hatırlayın. Fulham da aynı şekilde son mücadelede çok iyi oynayarak da galip geldi. 2.5 üstü aldım. Tek tercihimdir. Newcastle United ile Bournemouth karşılaşması. Burada Newcastle tarafındayız. Newcastle tarafına nasıl gideceğiz arkadaşlar? Bournemouth son mücadelesinde Fulham'a mağlup oldu. Newcastle'da galip gelmesini bildi. Kendi evinde sakatlıklardan da bir kısmı burada takıma döneceğini söyleyelim. Hatta şöyle baktığımız zaman da ben size söyleyeyim. Bazı isimler dönüyor fakat hala isak falan bunlar sakat. Bunu belirteyim. Ama takımın iskeleti iyi durumda. İyi bir futbol sergiliyor. Diğer seçeneğinde bulunan ev sahibi yarı kazanır. 1.33 bandında bir oranı var. İdealden bunu değerlendirebilirsiniz Nilkes tarafına. Onun dışında mücadelenin güzel geçmesini ve Nilkes tarafından da 2 gol bekliyorum. Bunun oranı 1.41 seviyesine. Bu da ekstra olarak bir ideal olarak söylemek isterim. Tottenham'la wolves mücadelesi. Mücadelede tempo gücü yüksek. Yani Tottenham son hafta 2-1 kazanaraktan da 90 artı 3'te attığı golle bizlere kazandırmıştı. Wolves'la aynı şekilde izliyoruz. Ben burada yine Tottenham tarafındayız. Hökmin sonun takıma dönüşüyle birlikte bu mücadelede yine Madison takıma döndü. Hücum gücü yüksek bir Tottenham izleyeceğiz bence. Ben de mücadelede tek bir tercihim var. İlk yarıdan Tottenham'ın atacağı bir gol mücadelede benim ideal tercihim olacaktır. Başka bir tercih almadım. İyi oynayan bir Tottenham var. Postacıoğlu ile birlikte bir ritim tutturan bir Tottenham var. Devam edecektir. Ben ilk yerden Tottenham'ın atacağı bir golü değerlendirdim. Çaykur Rizesporla Fenerbahçe. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Fenerbahçe tarafından bir mutlak galibiyet bekleniyor bu karşılaşmada. Doğru mudur? Alması lazım. Ya dış etkenler, taraftarlar vesaire derken ya Alanya maçını izleyin. Doğrudan Fenerbahçe bir puan aldığına şükretsin. İki tane kırmızı kart zaten verilmedi. Verilen penaltı da ortada net bir şekilde. Ya bizim her, her takım yapıyor aga bunu. Ben burada Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de en az 2 gol atmasını bekliyorum. İdeal kombineme de koydum hatta bunu. Maç sonu 2.5 üstü 1.42 gibi orandan ideal kombineme de koydum. Arsenal ile kombinleyeceğiz zaten. Size maç skorunu olur yorumlarda yazabilirsiniz. Manchester City ile Chelsea karşılaşması. City tarafındayız. Ritim attıran bir City var. Chelsea'nin de bu değişik etme şansı var mı? Bence var. Ee, stika, özellikle son dönemde City'nin defans hataları. Son mücadeleli Kopenhag karşılaşmasında ne yaptı Ederson? O da hata yaptı. Ben Chelsea'nin de gol atması burada beklenebilir. Ben burada bir buçuk üstüne biri sizlere idealden öneririm. Oran yetiyorsa bir buçuk üstüne bir City galibiyeti. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa iki buçuk üstüne bir yapabilir. Bu şekilde de değerlendirebilir. Cumartesi için toplamda 10 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettim. Bir adet de ideal kombinem var. Ekrana gelsin. İdeal kombinemiz 2-19 oranda Fenerbahçe ve Arsenal maçlarıdır. Her iki maça baktığımız zaman da arkadaşlar deplasmanda fakat her ikisinin de galibiyetini ben bekliyorum. İkisinin de son dönemde ritim attırdı. Fenerbahçe'nin ekstra bir ihtiyacı var. Şöyle yukarıdan 1.40 gibi orandan Matsun 2 ve 1.5 üstü aldım. Fenerbahçe'de Matsun 2 ve 1.5 üstü olarak değerlendirdim. Her iki takımın en az iki gol atarak galibiyetini bekliyorum. Değerlerden de çıkarken de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.